Esma Hersey'in yeni yüzü, gülümseyen yüzüyle birlikteyiz şimdi. Filip Mürsel Begoviç bizlerle birlikteler. Bize tercüme konusunda da Adis Alagiç yardımcı olacaklar. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle bu yeni girişimden başlayalım isterseniz Adis Bey. Mürsel Bey'e soralım. Bu yeni girişim nereden doğdu? Hangi ihtiyaca binaen Bosna Hersey'in yeni bir gazeteye, yeni bir web sitesine, yeni bir dergiye ihtiyacı olduğunu düşündüler? Pitanje glasi, vezano za ovu novu inicijativu, jedan novi časopis, jedna nova dnevna novina koja je počela, odakle je počela, koji su ciljevi, šta je zapravo ideja da nam prezentujete? Prije svega želio bih pozdraviti i poselamiti našu braću i prijatelje u Republici Turskoj. Öncelikle Türkiye'deki dostlarımız ve kardeşlerimizi selamlamak isterim. Mi smo Simurg Mediju pokrenuli prije 8 mjeseci. Biz Simurg medyasını 8 ay önce başlattık. Naš prvi projekat bio je portal Faktor Ba. Bizim ilk projemiz Faktor Ba internet portalıydı. Vi dobro znate da u Bosni i Hercegovini kao i svugdje drugdje ima na milijone portala. Tabi siz biliyorsunuz hem Bosna Hersek'te dünyadaki diğer her yerde milyonlarca internet portalı bulunmaktadır. Međutim, ovaj portal je bio poseban po tome što sam proizvodi vijesti, odnosno portal je koji ne prenosi vijesti, nego ih sam stvara. Tabi burada bu bizim portalımızın en önemli özelliği sadece başkalarının haberleri insanlara ulaştırmıyor. Kendi haberlerini oluşturuyor ve yaratıyor. Takvi portala je malo i mi smo upravo zbog toga što imamo autentične vijesti u vrlo kratkom roku postigli veliki uspjeh. Tabii bizim kendimize özgü haberlerimiz olduğu için ve buna benzer portalların çok az bulunduğu için çok kısa sürede büyük başarı yakalamış olduk. 50 dana portal je prerasao u dnevnu novinu. 50 gün sonra portal bir günlük gazeteye dönüştü. S obzirom da nemamo veliko tržište u Bosni i Hercegovini, to je jedan novi izazov. Tabi Bosna i Hercegovina büyük bir pazar olmadığı için bu bizim için özel bir mücadele. Međutim, čini se da su ljudi u Bosni i Hercegovini poprilično umorni od dosadašnjih medijskih koncepata. Tabi şunu da görüyoruz, Bosna Hersek'teki insanlar bugüne kadar yapılan medya konseptlerinden oldukça yorgun. I mi smo ispravno vidjeli jednu veliku prazninu u koju smo uskočili i koju namjeravamo ispuniti. Tabi biz büyük bir boşluk gördük ve o boşluğu en doğru bir şekilde doldurmaya karar verdik. Naš prvi projekat bio je časopis Stav. Bizim birinci projemiz Stav dergisiydi. Duruş. Duruş. Mi smo sada već 37. broj radimo. Bugün işte bu hafta 37. sayı yapıyoruz. Ne znam da li vam je poznato, međutim, Bošnjaci zadnjih 10 godina nemaju sedmični magazin. Tabi, ne kadar bunu biliyorsunuz bilmiyorum ama Bošnjakların son 10 yıldır kendine ait bir dergileri, haftalık dergileri yoktu. Dakle, koji bi dominantno obrađivao pitanja bošnjačkog identiteta, politike, kulture, društva? Yani, Bošnjakların kimliğini, siyasetlerini, toplumunu inceleyecek, ele alacak bir dergimiz yoktu. A da istodobno ne bi bio otuđen od ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, od Bosne i Hercegovine u cjelini? Tabi ki, bizim dergimiz bütün bunları ele almakla beraber aynı zamanda da Bosna Hersek'te yaşayan diğer etnik kitlelerine de hitap etmektedir. Yani ve daha Bosna kapsayıcı bir şey aynen var. Aynen öyle. Bosna Hersek'i tamamıyla kapsamaktadır. Mi se ne želimo zatvarati, mi se želimo otvarati. Biz içe kapanmak istemiyoruz. Biz dışa açılmak istiyoruz. Stoga su neki od naših kolumnista i Srbi, i Hrvati, i Jevreji. Onun için bizim köşe yazarlarımız arasında hem Srplar var, Hrvatlar var, Yahudiler var. Dakle, sve one nacije i one konfesije vjere koje postoje u Bosni i Hercegovini. Tabi, Bosna Hersek'te bulunan bütün milletler ve dinler. Beraber yaşayan bütün o kesimlerin aslında kendisinden bir şeyler bulabileceği bir yayın mecrası oluşturuyor. Sadece o jedan koncept koji se obraća svima i svim etničkim grupama, svim stanovnicima ove države. Tako je. Evet, doğru. Mi smo
dakle, primijetili, već je dugo to tako, dakle, da je medijska scena u Bosni i Hercegovini podijeljena na krajnje tačke. Tabi biz şunu gördük özellikle son 10 yılda Bosna Hersek'teki medya sahnesi son derece en radikal noktalara yayılmış bir şekilde. Podijela na sekularne i vjerske. İşte seküler olanlar ve dini olanlar diye bir ayrışım. Na tradicionalne i suvremene. Gelenekselci olanlar ve modern olanlar diye bir ayrışım. Na lijeve i desne. İşte sağcı, solcu diye bir ayrışım var. I traje već dugo jedna velika bespoštedna bitka između tih suprotstavljenih ideoloških koncepata. Ve bu birbirine zıt olan ideoloji konseptler arasında yıllarca bir mücadele, zorlu bir mücadele devam etti. Mi se ne želimo s nikim tući, mi ne želimo voditi bitke, mi želimo ići srednjim putem. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Biz hiç kimseyle mücadele etmek istemiyoruz. Biz orta yolu seçip yolumuza ilerlemek ve devam etmek isteriz. Bu ülke yeterince kavga ve çekişme ve gözyaşı gördü. Bundan sonra Sayın Mürsel'in bu düşüncesinin toplumun her kesimine hakim olmasını dileyelim. Ova zemlja je dovoljno vidjela i suza i patnje i napora, tako da ovo što gospodin Mürsel kaže, idemo birati onaj put kojim se može kretati. Peki bu dergiyi, gazeteyi diğerlerinden ayıran özellikler ne oldu? Šta je, koje su to osobine koje vaš časopis i vaše novine čine drugčijim od ostalih? Dakle, mi kao prije svega nismo senzacionalistički mediji. Senzacionalistički mediji, jel? Biz sensasyonel yayın yapmaya çalışmıyoruz yani. Sensasyon üretme değil. Većina medija, dakle, ide lakšim putem. Yani diğer medyalar kolay yolu seçip tercih edip öyle gidiyorlar. Pa ih zanimaju sapunice, pa ih zanimaju gole žene, pa ih zanimaju reality programi. İşte onlar çeşitli işte bu dizileri, işte çıplaklık, bu reality show dedikleri yani Big Brother gibi onlarla devam ediyorlar. To je jedna otrovna kombinacija. Otrovna, zarazna kombinacija. Bu bir zehirli ve bulaşıcı bir karışımdır. Yani bu saydığım unsurlar. Smrti. Orada ölüm var. Erotike. Orada erotizm var. I politike koja je svedena na polu informaciju. Ve skandala. Yarı bilgiye veya yarı doğru bilgiye indirgenmiş bir siyasetin kombinasyonudur. Mi smo izabrali vrlo težak put. Biz zor bir yolu seçtik. Mi želimo biti most. Biz bir köprü olmak isteriz. Most spaja i nespojivo. Most, köprü birbiriyle bağlı olmayan tarafları bir araya getiriyor ve onları bağlıyor. Međutim, onaj ko želi biti most, mora biti spreman i da ga gaze. Tabi, köprü olmak isteyen, şöyle bir gerçek var karşımızda, köprü olmak isteyen, üzerine basılmasına razı olması gerekiyor. Çok kısa bir sürede önemli bir mesafe aldığınızı görüyorum. Yani 8 ay sonrasında gazete çıkmaya başladı. Bundan sonra aslında nerede görüyorsunuz kendinizi? Yani hedefiniz nedir? U kratkom periodu ste napravili velik uspjeh. Ja sam to uspjela primijetiti. Zanima me kako vi sebe vidite u budućnosti? Šta su naredni? Šta je vaš cilj za neku skoriju budućnost? Mi prije svega vodimo bitku za zdravi razum. Biz her şeyden önce akli selim için bir mücadele yürütüyoruz. Emocije smo stavili po strani. Duyguları bir kenara bıraktık. I emocijama, našim emocijama rukovodi razum. Ve bizim duygularımıza akıl hakimdir. Da bi to postigli dugoročno moramo biti koncentrirani. Tabi bunu başarmak için uzun dönem olarak koncentre ve odaklanmamız gerekiyor. Bošnjaci često govore da su merhametli narod. Çoğu zaman Boşnaklar kendileri için diyorlar ki biz merhametli bir milletiz, merhametli bir topluluğuz. Stalno spomenju jednu riječ. Hep bir tek bir kelimeyi tekrarlıyorlar. Sabur, sabur, sabur. Sabur. Sabur, sabur, sabur. Međutim, ancak to je krivo definirano. Bu yanlış bir tanımlama. Bošnjaci počesto smisle da je merhamet i sabur sagnuti glavu i trpiti. Bošnjaklar çoğu zaman sabır ve şefkat boyun eğmek
anlamına geldiğini yanlışlıkla düşünüyorlar bazen. Ali to nije sabır. Ama bu sabır değil, sabır anlamına mı gelmez. Sabır je boriti se. Sabır, mücadele etmek. I pobjediti. Ve yenmek. A potom onoga koga ste pobjedili, prema njemu ne biti nasilan, biti milostiv. Sonra yendiğiniz taraf kim ise ona karşı şefkatle, merhametle davranmak. Kendisine zarar vermemek. Mi sutra imamo, slavimo dan državnosti Bosne i Hercegovine. Yarın Bosna Hersek Cumhuriyet günü kutlanıyor. Bošnjaci će taj dan slaviti, Srbi i Hrvati neće. Bošnjaklar bu günü kutlayacak. Bu bayramı kutlayacak. Ancak Sırplar ve Hrvatlar bunu yapmayacak. Mi njih ne možemo prisiliti da oni vole ovu zemlju. Biz onlara bu ülkeyi sevmelerine zorlayamayız. Ali možemo razumom i argumentima ih uvjeriti ancak, u neke stvari. Akıl ve gerçeklerle onları bazı şeylere ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Meni je jedan vaš kolega sa TRT-a. TRT'den bir meslektaşınız bana şöyle bir şey söyledi. Rekao, ja Bosnu i Hercegovinu vidim kao jednu ljubavnu pjesmu. Ben Bosna Hersek'i şöyle görüyorum, bir aşk şiiri gibi görüyorum. Ponekad je teško izdržati sve napade koje moramo trpiti i težinu svakodnevice, pogotovo u medijima. Bazen bu her gün gelen darbeleri, saldırıları vesaire onları çekmek zor oluyor, özellikle medya sektöründe. Međutim, uz prijatelje uvijek lakše. Ancak dostlarla beraber bunu yaparsak her zaman daha kolay olur. Mi u stavu, u našem časopisu želimo njegovati naša prijateljstva. Biz stav dergisi olarak bizim dostluklarımızı onlara iyi bakmak istiyoruz. Onları korumak istiyoruz. Među ostalim i sa prijateljima iz Turske. Tabii ki Türkiye dostları dahil. Konkretno, kad govorimo o danu državnosti. Özellikle şimdi Cumhuriyet gününü konusu olunca. Meni je u Turskoj uvijek bilo fascinantno da također postoje podjele u društvu. Ben Türkiye'de mesela hep buna çok hayranlıkla izliyordum. Tabii Türkiye'de de toplum belirli bir seviyede bölünmüştür. Ali svi su patrioti. Ama herkes vatansever Türkiye'de. Svi vole zastavu, svi vole državna obilježja. Herkes seviyor, herkes devleti seviyor. I to je zaista inspirativno. Ve bu gerçekten bize bir ilham kaynağıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse Mürsel Bey'in açıklamalarından duruşunu bozmaması temennisiyle bitirelim isterim onunla sohbetimizi. Želim vam da nikad ne pokvarite i ne promijenite svoj stav. Zira gerçekten umutla dolduk. Hem medya sektörü açısından hem de neden Bosna Hersek'in var olması gerektiği noktasında bize çok önemli bakış açısı sağladı. Jer dobro smo korisne informacije i o sektoru medija i ujedno zašto Bosna i Hercegovina treba da nastavi, zašto treba da postoji.